İnan ki benim söyleyecek artık hiçbir sözüm kalmadı. İki yıldır benim kızım Temmuz ayının sıcağında insan güneşte bir saniye durmaz iken benim kızım maalesef diri diri yakıldı. Diri diri yakıldı. Bu zaten beni hepten bitirdi. Onu da vazgeçtik. İki yıldır adalet mücadelesini veriyoruz. Eğer kızım haksızsa haksız tarihi versin. Kızımın bir suçu varsa eyvallah indirsin cezayı. Ben razıyım. Ama dosya ortada. Bütün deliller ortada. İki yıldır kızıma yapılmayan iftiralar kalmadı. Buna rağmen eğer mahkeme adaleti tecelli edemiyorsa ben artık diyecek hiçbir sözüm kalmamıştır. Kendi kendimi bitiriyorum. Benim tek istediğim kızım gitmiş, evladım gitmiş. Tek isteğim adaletin bir an önce tecelli edilmesine. 13 mahkemedir. Ben tam Bitlis'ten Muğla'ya gidiyorum. Hakkımı arıyorum. Ama maalesef benim hakkım gasp edildi. Benim davam bitmedi. İstinaf Mahkemesi var, Yargıtay var, Anayasa var, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Ben sonuna kadar yine adalet mücadelemi devam edeceğim. İnancımı yitirmeyeceğim galiba. Ama inancımı yitirdiğim zaman gerçekten hiç kimse benden insanlık da beklemesin. Annesi doğal olarak bir feryat ediyor mahkemede. Buna iddianame hazırlanıyor. 4 yıl 4 ay ceza isteniyor. Peki Burçani'nin annesi, babası, ortağı, eski karısı, kardeşi delil karartmaktan belki de yardım etmişler. Ama elimizde delil görüntü olmadığı için bir şey de diyemiyoruz. Hepsi. Delil karartmaktan bile bunlara beraat veriliyor. Bu benim kanıma dokunuyor. İki defa ben mahkemeden atıldım. İnşallah adalet tecelli eder. İnşallah geç olsa bile tecelli edeceğine de inanmak istiyorum. Ama isyanlarda içimdeki fırtına gerçekten dinmiyor, dinmiyor, dinmiyor Hakan Bey. Ağlamak istiyorum. Ben biliyor musun? Ben diyordum daha ağlamamışsın. Benim kızım öldüğü günden beri gözyaşı dökmedim. Dedim ki inşallah bu caniler gerektiği cezayı alır. Ben giderim kabri başında bir saat kendime ağlamak istiyorum. Artık içimi boşaltmak istiyorum. Ama maalesef bunu da bir baba olarak çok gördüler. Kamu vicdanında bu karar yer bulmadı. Basında ortaya çıkan delillere göre verilen karar bence başlı başına yanlış. Kanunda tanımlanan vahşice cinayetin bütün unsurları bu dosyada mevcut. Mahkeme saçma sapan bir gerekçeyle haksız tarih verdiyse o zaman tartışılması gereken husus şu. Zaten istinaf bu kararı kaldıracaktır. Hak ettiği cezayı basına yansıdığı gibi deliller dışında bir delil söz konusu değilse zaten ağırlaşmış müebbetten başka bir ceza alma şansı yok.